Maruf, kendim görmüş gibi oldum Osman Bey'in ahvalini. Helal süt emmiş yiğit kızım benim. Gözümün nuru, şehit evlatlarımın yokluğunu aratmayan has evladım. Balkonum ben. Sen ne dersin Bahadır Bey kızımın yazdıklarına? Düşmanı çoktur, dostu azdır der. Osman Bey'in önü kefere beyim. Yukarısı aşağısı önü Bizans. Döneceği başka toprak yok. Yermeyen oğlundan toprak alacak değil. Bismillahirrahmanirrahim. Beylik, atadan kalır. Öyle baki kalmaz. Dedesi Süleyman Şah daha dün Halep'ten geldi. Biz onca nesil can verdik Selçuklu'nun toprağını. Netice herkes bir köşesinden kopartmış, tahtına kurulmuş. Umul, Selçuklu'nun mülkünü bu beylere pay etmeye mi geldi dersin Bahadır Bey? Çobanoğlu'nun, Germiyanoğlu'nun, Uluborlu'nun, Ötekin'in, Berekin'in hepsinin tahtı altında. Bir Kızılbey oğlu şu devir olmuş. Hala kellesini kaçırır bu oğuldan. Geyatun'un kaç nökerinin kellesini aldığınız sayı tutmaz beyim. Lakin sizin kelleniz omzunuzun üzerinde şükür. Destur beyim, yarın gece konaklaması için Sarıcı Han ayarlandı beyim. İki adam daha gönder. Kisveyle gitsinler hana. Zira öbürleriyle tanışmıyorlar. Emredersiniz beyim. Destur beyim. Kızılbey oğullarına bir karışı bile düşmeyen Selçuklu'nun mirası Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'a mı düşecek ha? Ya Tekfur kalesini alıp devletini Bitinya'da kuracak ya da beyliğinin postunu suya salacak. Diyelim vardık konduk Osman'ın gösterdiği topraklara beyim. Ya Osman içten dıştan çökerse, ya dediğiniz şey gerçekleşirse, Bayındırlı obasının ağlı ne olur o vakit? Osman'a kalmayan Kızılbey oğlu Umur Bey'e kalır. Hem Kayı obasıyla Bayındırlılar karındaş değil mi? Bizim açtığımız sancak da Türk'ün sancağı değil midir Bahadır Bey? Şeksiz Bey. Ve o vakit diyelim ki Osman zayıf düştü. Ya sancağı yere düştü. Biz davarımızı sürüp Türk'ün kanla Bizans'tan aldığını rızamızla yine Bizans'a mı vereceğiz ha? Ama ve lakin görerek görmüşüz. Törebilmişiz. Biz Bayındırlı'nın selametine bakarız. Kutu veren yüce Rabbimdir.